Teknojok'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte HyperX'in kısa süre önce ülkemizde de satışa sunmuş olduğu Pulsefire Has 2 oyuncu faresini inceleyeceğiz. Bakalım bu fare bizlere neler sunuyor. Evet, son dönemde oyuncu fareleri de biraz artık stil değiştirmeye başladı. Biliyorsunuz ilk çıktığında aslında bu oyuncu fareleri deneyimi ilk sunulduğunda daha çok böyle ağır fareler ön plandaydı. Hatta ağır olmalarının yanı sıra bu farelerin yanında bir de ağırlık barları veriliyordu arkadaşlar. Bu barları dilediğiniz gibi farelerin alt kısmından koyabiliyordunuz. Fakat sonrasında daha hafif fareler trendi olmaya başladı. Bu açıdan baktığımızda HyperX'in yeni Pulsefire faresi son derece verimli bir kullanıma sahip. Bu farenin ağırlığı arkadaşlar sadece 53 gram. Yani elinizde tuttuğunuz zaman gerçekten hani sanki farenin içi boşmuş gibi hissediyorsunuz. Yani sadece dışarıda bir kalıp var, başka hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorsunuz. Gerçekten çok hafif, rahat ve hafif olmasının yanı sıra sağlam bir fareyle karşı karşıyayız. Peki bu fare bizlere neler sunuyor? Biraz bunlara değinelim arkadaşlar. Baktığımız zaman fare üzerinde öyle kalabalık bir tuş takımı görmüyoruz. Standart olarak tekerleğimiz var. Hemen tekerleğin üst tarafında DPI ayarını yaptığımız tuşumuz bulunuyor. Sağ ve sol klik tabii ki mevcut. Ve arkadaşlar faremizin sol kısmında da iki tane tuşumuz yer alıyor. Bu tuşları tabii ki bildiğiniz gibi oyunlarda çeşitli komutlara atayabiliyorsunuz. Bunun haricinde şu da önemli arkadaşlar. Bu fare sadece bilgisayar için değil. Üzerinde de zaten yazıyor. Bunu PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One ve Xbox Series'te de kullanabiliyorsunuz. Ben mesela Xbox Series S'te deneyimledim. Gayet güzel bir fare deneyimi sundu bana. Dolayısıyla hani eğer ben konsolda kullanmak için bir fare arıyorum diyorsanız yine HyperX'in bu modeline de göz atmanızı tavsiye ederim sizlere. Gelelim tekrardan faremize. Arkadaşlar 16.000 DPI'lik bir derinlik özelliği mevcut. Dolayısıyla DPI ayarları arasında hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Şu üzerinde bulunan tuşla buna bastığınız zaman zaten direkt olarak DPI ayarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu önemli. Tabii şu var. DPI söz konusu olduğunda özellikle FPS oyunlarında bazı silahlarda bu büyük önem arz edebiliyor. Neden? Örneğin Counter Strike oynarken kana saldığınızda arkadaşlar DPI ayarını değiştirerek dürbün açtığınızda çok daha rahat bir şekilde nişan alabiliyorsunuz ki profesyonel oyuncuların birçoğu zaten bu tarz silahlarda, yani dürbünlü silahlarda direkt olarak DPI ayarını değiştirerek oyuna devam ediyorlar. Sonra dürbünü kapattıklarında tabii ki yine DPI ayarını normale çeviriyorlar. Eğer profesyonel bir oyuncuysanız zaten bunu biliyorsunuzdur. Profesyonel değilseniz arkadaşlar sizlere böyle bir klik bilgi vermiş olduk. Burada değinmek istediğim bilinen nokta ise arkadaşlar farenin örgülü bir kablo ile geliyor olması. Örgülü kablo bakın şu açıdan çok önemli. Normal şartlarda plastik kablolu farelerde kablo şu şekilde olduğunda kırılma gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Ama örgülü kablolarda böyle bir durum söz konusu değil. Ve yine plastik kablolara göre çok daha dayanıklı olduğunu da sizlere belirtmem gerekiyor. Burada tabii şu da var. Şunu diyebilirsiniz. Ya bu fare hani kablosuz olsa daha iyi olmaz mıydı? Eğer ben bu fareyi beğendim ama ya kablosuz olmasını istiyorum derseniz arkadaşlar bu farenin kablosuz versiyonu da hali hazırda satışta. Tabii ki fiyat farkı mevcut. Ben baktım mesela bu fare arkadaşlar şu anda hani ülkemizde 1000 lira civarlarında fiyatlardan satılıyor. Belki bazı mecralarda 1000 lirayı bir tık daha geçiyordur. Ama kablosuz dediğiniz zaman üzerine bir 500 lira daha koyuyorsunuz. Dolayısıyla hani illa kablosuz olsun diyorsanız muhtemelen bir 500 lira daha fazla vermeniz gerekecek. Ama bence hani kablolu olması farenin daha iyi. Neden? Biliyorsunuz farelerde özellikle oyuncu farelerinde pil ömrü biraz daha böyle kısa olabiliyor. Dolayısıyla hani tam böyle oyunun ortasında mesela pilinin bitmesi gibi durumlar biraz can sıkıcı olabiliyor. Tabii çoğunda yine kabloyu takıp devam ediyorsunuz ama yine de hani kablolu olması çok bir şey fark ettirmiyor arkadaşlar. Özellikle de böyle 53 gramlık bir farede kablonun varlığını ya da yokluğunu çok fazla hissetmiyorsunuz. Dolayısıyla ya kablolu fareden memnun kalır mıyım diye soracak olursanız bence memnun kalırsınız. Ben hali hazırda şu ana kadar kablosuz kullanıyordum mesela. Benim laptopumda vesaire kablosuz fare vardı ama hani HyperX'in bu modeli için söylüyorum arkadaşlar. Kullandığım süre boyunca gayet memnun kaldım. Burada tabii farenin çok 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 hafif olması önemli bir etken. Dediğim gibi sadece 53 gramlık bir ağırlığa sahip arkadaşlar ve elinize aldığınızda gerçekten hani
farenin içi boş gibi hissediyorsunuz. Sanki içinde hiçbir şey yok gibi hissediyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada da HyperX'i kutlamak lazım. Tasarım açısından ve hafiflik açısından gayet güzel bir fare ortaya koymuşlar. Ama ben ağır fare kullanmaya alışkınım diyorsanız bu fareyi kesinlikle önermiyorum arkadaşlar. Çünkü arada muazzam bir fark var. Yani ağır fare kullanmaya alışanlar bu fareyi ellediklerinde yok hükmünde gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla hani alışmanız biraz zaman alabilir. Ama ben hafif fareleri seviyorum diyorsanız da o zaman bu modele kesinlikle göz atmanızı öneririm. Eğer bu fare hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz de elimizden geldiğince yine sizlere destek olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.